2023'ün son çeyreğinde BYD'nin sattığı elektrikli otomobil adedi Tesla'yı geçince çok soru almaya başladım. Hocam sizce BYD Tesla için büyük tehdit mi? Hocam hangisi daha iyi bir yatırım fırsatı? Hocam Çinliler Tesla'yı çiğ çiğ yiyecek mi? İşte bugün bu sorulara bir yanıt getirmeye çalışacağız sizlerle beraber. Tesla ile BYD'yi birebir karşılaştıracağız. Unutmayın ben bir Tesla yatırımcısıyım. O yüzden tam tarafsız olmayabilirim. Ama size mümkün olduğunca objektif bir şekilde iki firmayı da anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da Wall Street analistlerini düşünüyor. Onu da sunacağım. Hazırsanız Tesla ile BYD şirketler arasındaki dev kıyaslamaya hoş geldiniz. Unutmayın anlatacaklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim ve eğlence amacıyla yapıyoruz bütün bunları. Önce iki şirket hakkında bazı temel karşılaştırmalar yapalım. Sonra Seeking Alpha üzerinde finansal tabloları ve değerlendirmeleri inceleyeceğiz. Daha sonra da Wall Street analistleri ne diyor konusunda tipranks.com sitesine bir göz açacağız. Öncelikle iki şirketin iş alanları tam olarak örtüşmüyor. Evet ikisi elektrikli araba üretiyorlar ama onun dışında da üretim alanları var. Tesla elektrikli otomobillerin yanı sıra bataryalar üretiyor, elektrikli motorlar üretiyor, süper şarjlar üretiyor. Bir yandan da dünyanın en büyük süper şarj altyapısı da yönetiyor. Güneş enerjisine dair yatırımları var. Yapay zeka, otonom sürüş, robotics şu anda proje aşamasında. Kamyon yani tır çekicisi, semay ve pickup yani Cybertruck var. Bunun dışında en büyük işlenen bir tanesi enerji depolama. Yazılım tarafında çok kuvvetli bir firma. Yapay zeka tarafında çok gelişkin bir firma. Ve malum Elon Musk'ın firması. Buna karşı B'ye de akü üretiyor, otomobil üretiyor. Otomobil deyince benzinli, elektrik, hibrit her şey var. Otobüs ve kamyon da üretiyor. Onlarda da yine benzinli, elektrikli ve hibrit her şey var. Bunların dışında akıllı telefon üretimi de var. Yani B de biraz daha aslında holding'e benzeyen bir yapı ve nispeten düşük teknolojilere odaklanmış durumda. Tesla ise otonom sürüş, FSD, yapay zeka gibi daha ileri teknolojilerde yer alan bir şirket. Tesla 140 bin çalışana, BYD ise 631 .500 çalışana var. Tesla'nın toplam 8 fabrikası var. Bunlardan sadece biri Çin'de. BYD'nin 30 fabrikası ise 22'si Çin'de. 8 tane Çin dışında var. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'ya da fabrika açmaya çalışıyorlar. 2023'te Tesla 1 milyon 800 bin araba üretti. BYD'nin ürettiği araç sayısı 3 milyon 20 bin ama bunun sadece 1 milyon 570 bini saf elektrikli. Son çeyrekteki tempo bize gösteriyor ki bu yıl BYD'nin saf elektriklilerde Tesla'yı geçme ihtimali var. Ama aması var. Çok daha ucuz araçlar satıyor BYD ve özellikle Çin için üretilmiş ve Avrupa tarafında kalite standartları, güvenlik standartları açısından kabul görmeyen araçlar satıyor. Tesla'nın ortalama araç satış fiyatı 45.600 dolarken BYD'ninki 24.200 dolar. Ve biliyorsunuz Tesla'nın 25.000 dolarlık bir araç projesi var. Tesla şimdilik o pazarda yok. Ona karşın BYD orada kuvvetli. Tesla Model Y Avrupa'nın en çok satan aracı iken Çin Avrupa'da kendi pek yer bulamadı. 2023 yılında satılan 1.811.000 aracın sadece 13.816 tanesi BYD'ye ait. Bundan dolayı da pazar payı sadece %0.8 seviyesinde. BN'nin başka bir sorunu da işte anti dumping gibi meseleler yüzünden de Avrupa'ya girmekte zorlanıyor. Bundan dolayı fabrikalar açıyor. Şimdi Macaristan'a bir fabrikasının geldiğini biliyoruz. İleride muhtemelen Meksika'da bir fabrika açıp oradan da ABD pazarına girmeye çalışacak. Nafta sayesinde ama şu anda bu pazarlarda pek yok. BN de var? Çok büyük ağırlıklı olarak Çin'de var. Uzak Doğu'da bazı ülkelerde var. Ve şimdi yavaş yavaş Türkiye'de var. BED'nin çalışan sayısının çok daha fazla olduğunu söylemiştik. Bu aslında verimlilikte de oldukça olumsuz yansıyor. Tesla'da bir çalışan başına elde edilen gelir 692.857 dolarken BED'de bu rakam 134.600 dolar. Yani Tesla'nın elemanlarından aldığı verim 4 kat daha fazla. Bunun da iki sebebi var. Bir çok daha fazla otomasyon kullanıyorlar. BD ise ucuz iş gücüne dayalı bir iş yapıyor ve Tesla çok daha odaklı yazılıma dayalı bir şirketken BYD bildiğiniz fiziksel üretim firması. Çalışan başına karlılıkta durum daha da vahim. Tesla'da çalışan başına kar 2023'te 67.857 dolar. BYD'de de 5.542 dolar. Tesla'da çalışan başına üretilen otomobil sayısı 12.86. BYD'de ise bu 5.03. Yani uzun lafın kısası bu rakamlara baktığımızda Tesla bir teknoloji firması olarak ön plana çıkarken BYD bir üretim firması gibi gözüküyor çok daha verimsizler. Neredeyse 4 katı daha fazla iş gücüne sahipler. Buna karşın Tesla'nın ürettiği araç sayısı da etki tarafta henüz yakalamış değiller. Ciro'ya baktığımızda da enteresan. BYD 4 kat daha fazla personelle 85 milyar dolar civarında ciro yaparken Tesla 97 milyar dolar civarında bir ciro ile 2023'ü tamamlayacak gibi gözüküyor. Net kar tarafında Tesla'nın 9,5 milyar dolar karı varken burada %9.7'lik bir net kar oranı tutturuyorlar. BYD de bu sadece 3,5 milyar dolar olacak gibi gözüküyor 2023'te %4.1. Yani bunlar aslında pek de kıyaslanmaması gereken firmalar. ...BYD Çin pazarına yönelik oldukça ekonomik arabalar satıyor. Küçük arabalar bunlar. Avrupa güvenlik standartlarına çoğu uymuyor. Bu sayede araç satışlarına Tesla'ya geçiyor. Ama bütün performans göstergeleri Tesla'nın hem daha karlı hem daha verimli hem daha teknoloji odaklı bir firma olduğunu gösteriyor bize. Kabaca durum bu. Ama şimdi gelin biraz finansal tablolara bakalım ve değerlemelere bakalım. Önce Tesla'yı incelediğimizde Tesla'nın değeri 756 milyar dolar fiyat kazanç oranı ileriye dönük olarak 74.76. Tesla son bir yılda yatırımcısına %109 kazandırdı. Bu yıla pek iyi başlamadık. 3 günde %4.22'lik kaybı var. Seeking Alpha sitesindeki analistlerin Tesla konusundaki yorumları hold ve sell ağırlıklı yani tut veya satış ağırlıklı. Bunun temel sebebi de Tesla'nın değerinin fazla olduğunu, hisse senedinin pahalı olduğunu düşünüyorlar. O yüzden değerleme F alıyor. Wall Street ortalamasında da yine Tesla konusunda tut ağırlıklı analizler var. Quantitative yani rakamsal olarak baktığımızda da yine Tesla ilgili hold çıkıyor karşımıza. Tesla benim portföyüm bu arada en büyük hisse senedi. Bunu söylemekte fayda var. BD'ye baktığımızda daha olumlu analistler var. Buy Strong Buy. Sinki Kalfa analistleri al diyor. Wall Street analistleri Strong Buy diyor. Bunun temel sebebi de şirketin değerlemesinin D olması. Büyüme ve karlılık taraflarında neden kar A plus veriyorlar bilmiyorum. Ama performanslı iyi olması ama en önemli sebep son bir yıldır hisse senedinin neredeyse hiç kıpırdamaması. Son 1 yıllık getiri %0.04. Yılbaşından beri getiri de %0.25 civarında. Kurulduğundan beri getirisi de %1000 civarında olmuş. Şuradaki değer sıçramasının temel sebebi BYD'nin geleneksel fosil yakıtlardan elektriklere doğru geçmeye başlaması 2020'lerden itibaren. Hisse senedi hala ucuz mu derseniz 78 milyar dolarlık değerlemesi var. Yani Tesla'nın onda biri civarında ileriye yönelik fiyat kazanç beklentisi 16.72 civarında Tesla'da bu demin gördük 70'in üzerinde. İşte Wall Street analistleri veya diğer analistler buna bakıp BD'nin ucuz olduğunu, Tesla'nın pahalı olduğunu düşünüyorlar. Son 12 aylık finansal tablolara baktığımızda BD'nin cirosu 77.985 milyar yani kabaca 78 milyar dolar diye düşünebilirsiniz. Net faaliyet karı 4 milyar 113 milyon dolar. Dipte ne bırakıyor derseniz 3 milyar 927 milyon bırakıyor. Tesla'nın son iki ayına baktığımızda Ciro 95 milyar dolar yani daha yüksek. Bütkar 18 milyar 999 çok daha yüksek. Esas faaliyet karı 10 milyar 778 neredeyse BL'nin 2,5 katı gibi düşünün. Ve net karda 10 milyar 791 bu da neredeyse BL'nin 3-4 katı civarında bir kar. Seeking Alpha'da iki şirketin yan yana getirip karşılaştırma da yapabiliyorsunuz. Bu arada henüz Seeking Alpha'yı kullanmıyorsanız ve yatırımcı olma niyetindeyseniz mutlaka kullanmalısınız. Aşağıda ve yukarıdaki kuponumu kullanarak bir hafta ücretsiz kullanım. Sonra da ciddi bir indirimle ayarlanma şansınız var. Ben sürekli olarak kullanıyorum. Hatta kendi portföyümü da takibini tamamen buradan yapıyorum. Son derece yararlı bir site. Şiddetle tavsiye ederim. Yatırımcı olan herkesin mutlaka envanterinde bulunması lazım. Peki karşılaştırmalara bakalım. İkisi de aynı sektördeler. Tesla'nın toplam değeri 756 BYD 78 milyar dolar. Enterprise value yani şirketin değerine bir de borçlar eklenince değer ne olur? Yani birisi gelip şirketi satın almaya kalksa çünkü hem değeri hem de borçları ödemesi lazım. Orada Tesla 739 milyar. BYD'ye 74 milyar dolar değerlemeye sahip. Tesla'nın 127 bin çalışana karşı BYD'nin 631 bin çalışanı var. Tesla'yı çok sayıda analist inceliyor. BD'de de analiz sayısı biraz az. Neden? Çünkü BD'de bir Çin hissesi. Wall Street'te 43 kişi Tesla'nın her gün tepesinde eder. De, de ise sadece 2 analistin sonuçları var. Temettü tarafına baktığımızda bizim Türk yatırımcıları bayılır temettüye. Benim hiç ilgilenmediğim bir mesele. Tesla temettü vermiyor. de temettü veriyor. Ama temettü güvenliği oldukça düşük F yani bir veriyor bir vermiyor gibi. Temettü büyümesi C fena değil. Temettü oranı F yine oldukça düşük. Temettü tutarlılığı da yine D Yani temettü açısından bakacak olursanız Tesla'da yok ama B'de de yok gibi düşünebilirsiniz. Bütün kıyameti koptu yer değerleme tabloları. Fiyat bölü kazanç non standartlarına göre Tesla 74, B'de de 17. İleriye doğru baktığımızda Tesla 89.9, BDD 24.85. Son 12 aydan baktığımızda 76.75'e 19.87. Non-GAP standartında PEG'e baktığımızda pek neydi? Fiyat bölü kazanç bölü büyüme. Yani burada büyüme hesaba katılınca Tesla 4.45, BR 0.48. Fiyat bölü satış diye baktığımızda Tesla 7.86, BYD 0.98. Kuruluş değeri böyle satışlar diye baktığımızda Tesla 7.6, BYD 0.87. Kuruluş değeri böyle EBITDA diye baktığımızda Tesla 48.81, BYD 10.6. Fiyat bölü defter değeri diye baktığımızda Tesla 14.15, BYD 4.39. Fiyat bölü nakit akışı diye baktığımızda da Tesla 62.18, BYD 3.86. Yani nasıl bakarsanız bakın Tesla BYD'ye göre daha pahalı bir şirket. Bunun içerisinde bir numaralı faktör BE de bir Çin şirketi. Çin şirketlerinin değerleri Amerikan şirketlerinin hep daha düşük oluyor. Çin borsası geçen seneyi süper kötü geçirdi. Hatta son 4-5 senes pek iyi geçmedi. Benim tahminim B'de Çin'de değil de Amerika'da olsaydı bugünkü iki katı değeren en azından sahip olurdu. Bu da onu 140-150 milyar dolar gibi bir değerlemeye taşırdı. Yine Tesla'nın epey altında kalırdı ama neden? Çünkü Tesla'nın değerlemesi içerisinde Tesla bir teknoloji şirketidir hesaba katılıyor. Tabi öyle midir değil midir hep tartışılan konu. Ne demek teknoloji şirketi olması? Araba satarak elde edebileceğiniz kar marjı kısıtlı bir yerden sonra. Ama Tesla otonom sürüş yazılımı satabilir mi ileride? Batarya yazılımları, batarya sistemleri satar mı? Yapay zekayı dışarıya bir hizmet olarak sunar mı? Kendi robotunu geliştirebilir mi? Bütün bunlar da değerlemeye giriyorlar. O yüzden Tesla'nın değerlemeleri biraz daha teknoloji firmalarına yakın. Yani Apple gibi yazılım firmalarına, Apple gibi firmalara yakın. BYD ise daha ziyade otomotiv sektörüne yakın bir yerde duruyor. Değerleme farkları buradan çıkıyor. Büyüme tarafına baktığımızda Tesla'nın bu yıl büyümesi biraz yavaşladı biliyorsunuz. %28.13 son rakamlara göre BYD'de bu rakam %70'ler civarında. İleri doğru baktığımızda Tesla'da analistler %30 bekliyor. BYD'de de %50'ye yakın ortama bekliyorlar. Bence bu bir yanılgı bu arada ama neyse son 3 yılın ciro büyümesine baktığımızda ortalamada Tesla'nın %50, BD'nin %60 tutturduğunu görüyoruz. Son 5 yılda ise Tesla %40, BD %36. Yani ikisi de süper hızlı büyüyen şirketler bu arada. Otomotiv sektörünün çok ötesi büyümeleri var. EBITDA karlılıkta Tesla bu yıl biraz geriye gitti. Kar marjını kısıtladığı için BD yukarı doğru gitti. İleriye yönelik baktığımızda EBITDA'da Tesla'nın %21 bekleniyor. BYD'de de %54 fakat burada Otonom sürüş, işte yapay zeka satışları vesaire pek ona hesaba katılmıyor açıkçası. E bir de son 3 yılda ne olmuş derseniz, Tesla %55 büyürken BYD %45 büyüyebilmiş. Son 3 yılda Tesla %83 büyürken BYD %45 büyümüş. Son 3 yılda net ne oldu derseniz, Tesla son 3 yılda %168, BYD de %102 büyütebilmiş karını. Yani iki şirket de gerçekten başarılılar ama iş karlara gelince rakamlar değişiyor. Tesla'nın brüt karı %18, BYD'nin %19. Tesla'nın bürüt karı ve BYD'nin bürüt karı birbirine yakınlar. Ama EBIT marjinde Tesla BYD'nin 2 katı. EBITDA marjinde Tesla BYD'nin kabaca 2 katına yakın. Net karda Tesla BYD'nin 2,5-3 katına yakın. Varlıkların geri dönüşünde Tesla BYD'nin aşağı yukarı 3 katına yakın. Sermayenin geri dönüşünde ikisi yakın yerdeler. Yaratılan nakitte BYD nakiti daha fazla 20 milyar dolar civarında nakit yaratıyor. Tesla 12 milyar dolar civarında nakit yaratıyor. Ama demin konuştuk personel başı ciro ve personel başı karda Tesla çok çok daha ileride bir firma. Şimdi böyle baktığımızda bana böyle ucuz geliyor açıkçası. Bu ucuz gelmesinin bir faktörü Çin. Eğer Çin ekonomisi bu sene düzelir de Çin piyasası kendine gelirse ki ben gelebileceğine inanıyorum açıkçası. Ben BL'nin değerinin buradan yukarı doğru gitme şansının bu önümüzdeki yıl için Tesla'dan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bunu bir samimiyetle söyleyeyim. Tesla ekonomisi olmama rağmen. Fakat bu etkiyi dışarı çıkarttığımızda önümüzdeki 5-10 yılda ne oluyor derseniz ben bu analizlerin hiçbirini çok hale almıyorum. Çünkü bu rakamların içerisinde özellikle büyüme, kar büyümesi vesaire tarafında Tesla'nın otonom sürüşü hesaba katılmıyor, ileride robot satabileceği hesaba katılmıyor vesaire. Bu nedenle Tesla yatırım yapıyorsanız daha gelecekte yaratılacak henüz olmayan şeylerin yatırımını yapıyorsunuz. BD yatırım yapıyorsanız biraz daha bugün var olanlara yatırım yapıyorsunuz. Bu çerçevede BE'de Tesla'ya göre daha değer yatırımı, Tesla ise bir büyüme yatırımı. Bu tercih size kalmış. Tesla'nın otonom sürüş, robot teknolojisi, batarya teknolojisi gibi şeyleri başarıp başaramayacağı size kalmış. Ama BE'ye yatırım yapıyorsanız temelde bir otomobil üretim şirketine yatırım yapıyorsunuz. Tesla'da ise bir teknoloji firmasına yatırım yapıyorsunuz. Ve son olarak da analistler ne düşünüyorlar? Fiyat tahminleri ne yönde? Onu inceleyelim. Onu da tipranks.com'dan inceleyebiliyoruz. Biliyorsunuz Tesla'yı cover eden çok sayıda analiz var. 31 ratingi tip ranks'te görebiliyoruz. 12 tanesi al, 14 tanesi tut, 5 tanesi sat vermiş. Analistlerin ortalama tahmini Tesla'nın önümüzdeki 12 ay içerisinde 246.69 dolara gidebileceğini söylüyorlar. Bu durumda yukarı doğru sadece 3.68'lik bir potansiyelimiz var gibi gözüküyor. En yüksek tahmin 380 dolar, en düşük tahmin 85 dolar, ortalamada ise 246.69 dolar önümüzdeki 12 ayda varacağımız yer deniyor. Tesla ile ilgili çok fazla analiz tahmini yapıyor ama bunların bir bölümü hakikaten çöp analiz. Onları kenara atıp top analistlere gidelim. Top analiz ne demek? Tesla konusunda tahminleri daha fazla tutan analistler. Burada 17 analistimiz var. Bunun 8 tanesi al, 8 tanesi tut, bir tanesi sat vermiş. Ve burada ortalama 12 ay içerisinde 269.60 dolara fiyatın geleceği öngörülüyor. Bu ortalaması en yüksek tahmin 380, en düşük tahmin yine 85. Yani top analistlerden bir tanesi de Tesla'ya 85 dolarlık fiyat veriyor. Tip de bu analistlerin kimler olduğunu ve fiyat tahminlerinde tek tek görebiliyorsunuz. Benim açıkçası Tesla konusunda en önemli verdiğim tahmin Daniel Ives'dan geliyor. Daniel Ives 5 yıldızlı bir analist yani çok saygı gören bir analist. Toplamda 494 tahmini 286 tutmuş. Bu çok yüksek yine bir rakam. 158 pek görmüyoruz ve onun tahminlerini izleyen insanlar %13 tahmin başına para kazanmışlar. En son 9 gün önce de yine Tesla ilgili al rating vermiş. Burada 5 yıldızlı bir diğer analiz Colin Roche o tut veriyor. Yine başka bir 5 yıldızlı analiz Mark Delaney o da tut veriyor. Yine bir diğer 5 yıldızlı analiz Philip Stein hold veriyor. Philip Hokos yine 5 yıldızlı o da hold veriyor. Yani al diyen açıkçası az şu anda Tesla ilgili çünkü fiyatı yüksek geliyor insanlara yukarı doğru potansiyeli biraz düşük geliyor. O yüzden Wall Street Tesla'ya bayılmıyor bu aralar. BD'ye gittiğimizde ise durum tam tersine geliyor. Burada 8 analistimiz var. 7 tanesi al, bir tanesi tut vermiş. Toplama baktığımızda 41 dolara hissenin gidebileceğini düşünüyorlar. 12 ay içerisinde burada yukarı doğru %54'lük bir potansiyeli olduğu anlamına geliyor. Yanılıyorlar mı? Bence Çin kendi toparlasa zaten bu gerçekleşir. Yani ben bu analistlere çok karşı değilim. Tap analist diye baktığımızda BED'yi değerlendiren tap analist yok. Nitekim o analist diye dönüp de geriye doğru baktığımızda böyle bir yıldızlı iki yıldızlı analistler görüyoruz. Bir tane üç yıldızlı abimiz var. Jiong Shao o al vermiş. Zaten neredeyse hemen hepsi al veriyor. Tim Haizo hariç. Analistler böyle düşünüyorlar. Şimdi ben size mümkün olduğunca bütün rakamları verileri sunmaya çalıştım. Elbette ses tonunda biraz Tesla taraftarı olduğunu biliyorsunuz. Ama Tesla taraftarı olmam uzun vadeli yatırımda geçerli. Yani önümüzdeki 4-5 yılda hangisi tercih ederim? Açık ara Tesla'yı tercih ederim. Çünkü Tesla bir teknoloji şirketi, öbürü ise metali hareket ettiren bir üretim firması. Oldukça da verimsiz. O verimsiz üretim şirketinden Tesla kalitesinde bir verimli şirkete dönüşmek hiç de kolay değil. Binlerce insanın işten çıkarılması gerekiyor. Çok yeni teknoloji yatırımları gerekiyor. Bir de ben Çin şirketleri konusunda rakamları süper güvenmiyorum. Çünkü orada bizim düşündüğümüz gibi denetim yapılmayabiliyor. Çin şirketleriyle ilgili bir başka endişemde Çin hükümetin ne yapacağı da belli olmuyor. Orada hükümet kararlarıyla şirketlerin performansına çok etkilenebiliyorlar. Çünkü pek demokratik bir yapı değil. Ama bütün bunlar bir yana ben de hani Tesla eğer bu fiyattaysa BYD ucuzdur diye düşünüyorum. Ve buradan BYD'nin önümüzdeki bir yıl içerisinde hisse senedinin yukarı doğru gitme fırsatının Tesla'dan biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kararımı değiştirir mi? BDE yatırım yapabilir miyim? BDE yatırım yapabilirim. Asla Tesla kadar çok yapmam, uzun vadeli BDE gibi görmüyoruz. Bizim model portföyümüzde BDE yok. Model portföyümüzde neler var merak ediyorsanız YouTube üyesi onu hemen her gün yayınlıyoruz. Neleri alıyoruz, neleri satıyoruz, neleri tutuyoruz. Bütün bu bilgileri de orada düzenli paylaşıyoruz. Ama BDE kötü bir şirket diyemeyiz. Yalnız son not olarak BED'nin satışlarının Tesla'ya geçmesi çok önemli bir mesele değil. Çünkü görüyorsunuz bunlar iki farklı yapıda şirketler ve bence aslında BYD'nin Tesla'yı geçmesinden ziyade BYD'nin bu yüksek satış adı hangi Avrupalı ve Amerikalı firmalara zarar verdiğine bakmak lazım. Avrupalı ve Amerikalı firmalar şu anda Çin'de elektrikli araç neredeyse hiç satamaz hale gelmiş durumdalar. Niye? Çünkü Tesla var orada ve daha önemlisi BYD var. BYD'den başka bir sürü başka Çinli firma da var. Esas mesele oradan bakmak gerekiyor beni BE'de o yönden endişelendirmiyor. Etikli araç pazarının büyümesi konusunda toplamda etkisi de olumlu olduğunu düşünüyorum. Benim görüşlerim böyle. Sizin de görüşlerinizi, sorularınızı çok merak ediyorum. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Is, is the gap obvious from the driving experience and will the Model 3's age show through? So now I'm back in the Tesla. And